Proteinin tozları hiçbir zaman bir öğün yerine geçmez. Protein tozu kullandım, spor yapmadım. Hiçbir faydası olmaz. Her şeyin fazlası vücutta yağ dönüşür. Protein tozuyla beslenirseniz sadece protein alırsınız. Videoya geçmeden önce çok kısa bir çağrımız olacak. YouTube hedefimiz 1 milyon aboneye ulaşmak. Sizler de daha fazla röportaj ve özel içerik için şimdi abone olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Muhammed Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yine beraberiz. Konularını çok merak ediyorum. Aynen, çok heyecanlı konularla birlikteyiz. Takipçilerimizin aslında merak ettiği konuları ben de bugün size sormak istedim. İlk konum protein tozu. Biliyorsunuz sporcuların özellikle çok kullandığını biliyoruz. Sizden bir dinleyelim. Protein tozu ne? Protein tozu. Son zamanlarda kiminin öcü dediği, kiminin benimsediği çok ciddi çatışmalar oldu bir alan. Yani aslında mayınlı arazi protein tozları. Neden? Çünkü bu mayınlı arazide çok sağlam bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilirsiniz. Ya da çok ciddi bir şekilde sağlığınızdan zarar görebilirsiniz. Peki protein tozları öcü mü? İlerleyen dakikalarda konuşuruz. Protein tozu aslında şu. Genellikle süt bazlı. Bir peynir altı suyu tozu deriz buna. Yani peynir aşamasında, peynirleşme aşamasında ortaya çıkan proteinlerin bir nevi oradan alınması, bunların arasındaki gerekirse bu amino asit seviyesine kadar yıkılması ya da bazen amino asit seviyesine yıkılmadan direkt protein olarak alınması. Neden süt kullanılıyor? Çünkü süt çok doğadaki esansiyel amino asitlerin çoğunu bünyesine barındırıyor. Sütte de aslında iki tane protein var. Birisi whey protein, yani bir nevi çiğ protein diyebiliriz. Diğeri ise kazein. Sütteki bu iki proteinden bir tanesinden bu protein tozları elde ediliyor. Daha çok whey protein kullanılıyor. Neden? Çünkü bu kazein proteini kimi bünyelerde alerjik olabiliyor. Hatta kazein proteininden arındırılmış sütler son zamanlarda mesela popüler olmaya başladı. İşte A2 sütleri gibi, hani biraz daha alerjik riski az olan sütler bunlar. O yüzden daha çok whey protein kısmı tercih ediliyor. Bunlardan proteinler alınıyor ve bir kimyasal işlem, denatürasyon işlemiyle bunlar alınıp tamamen bir şişelenme halinde toz haline getiriliyor ve insanlar bunu ciddi bir şekilde tüketiyor. Yani bir protein kaynağıdır ve içerisinde genellikle başka bir madde bulunmaz diyebilirim. Burada dikkat edilmesi gereken mevzu şu, özellikle Türkiye toplumunda yaşıyoruz. Bunlar tavuktan da elde edilebiliyor ama domuzdan da elde edilebiliyor. Yani domuz kaynaklı hayvansal protein tozları da var. Çünkü yani dünya çapındaki en yaygın protein kaynakları tavuk ve domuz. Genellikle inek kullanılmıyor pahalı olduğu için. Yani Türkiye'de de biliyorum bu domuz kaynaklı protein tozları var ve buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani ben buradan hani direkt bir isim veremem ama kullanıcıların iyi bu araştırmak konu, o zaman iyi araştırması gerekiyor. Çünkü protein tozlarına Türkiye'nin konjonktürü çok geniş. Genellikle de ithal ürünler kullanılıyor. Yani helal sertifikası varsa onu tercih etmek lazım. Ama yoksa da domuz kaynaklı bir protein tozu olmadan emin olmak lazım. Neden? Çünkü hayvansal protein tozları da sıklıkla tercih ediliyor. Çünkü hayvansal proteinlerin vücutta biyo yararlanımı çok daha hızlıdır. Yani diğer süt proteinine göre çok daha hızlıdır ve çok daha hani vücutta hem emilim olsun hem de kasa dağılım olsun. Yani çünkü biz bunları kaslarımız için tüketiyoruz. Çok daha hızlı olduğu için bunlar tercih edilebiliyor ama domuz kaynaklı olmadığından emin olmaları lazım. Hocam siz şimdi şey dediniz, işte bu sütten ve işte tavuktan, bazı yerlerde de domuzdan üretilebiliyor. Ben şimdi tavuk yediğimde, süt yediğimde aldığım protein yetmiyor mu? Protein tozu içmesem ne olur? Ya da onları yemeyeyim, protein tozu içeyim desem ne olur? Şimdi protein tozları bir besin değildir. Siz bir tavukla beslendiğinizde ya da sütle beslendiğinizde sütün içindeki omega 3'ü, D vitaminini, fosforu, kalsiyumu, çinkoyu hepsini alırsınız. Ama protein tozuyla beslenirseniz sadece protein alırsınız. Bunların bir beslenme yerine geçmesi mümkün değil. Yani ben spor yapan bir insanım, ben protein tozuyla besleneceğim. Aşırı derecede mantıksız. Bunlar bir besin değildir. Bunlar bir takviyedir. Yoğun spor yapan birisi spordan sonraki o protein açığını, çünkü spor demek aslında kas liflerinin kopması demektir. Kas lifleri kopar, hücreler ölmez ama orada ciddi bir şekilde enflamasyon, bir yangı oluşuyor. Vücut bunu tamir etmeye çalışırken kandan amino asitleri çeker ve burada yeni kas lifleri oluşturmaya çalışır. Bu kas liflerini oluştururken de biz bu proteinleri kullanırız. Ama diyelim ki ben protein tozu kullandım, spor yapmadım. Hiçbir faydası olmaz. Protein tozu kullanıyorsanız bunları
Yani egzersiz yaparak bunları kasları yönlendirmelisiniz. Aldığınız protein tozunu egzersiz yok ve yüksek miktarda aldığınız toksik hale gelebilir ve her şeyin fazlası vücutta yağa dönüşür. Ve fazla protein toksik miktara geçebilir. Zararını sormak istiyorum. TikTok'ta böyle akımlar vardı. Kaşık kaşık protein tozlarını direkt içiyorlar. Onu böyle hiçbir sıvıyla karıştırmadan. Böyle bir durumda zararı ne olur ya da genel olarak protein tozunun zararından biraz bahsedelim. Protein tozu ile ilgili bazı handikaplar var. Öncelikle şundan bahsedeyim. Dünya Sağlık Örgütü bizim ne kadar protein tüketmemizi öneriyor. Kilo başına 0.8 mg. Bu önerilen miktar. Yani 80 kiloluk bir birey günde 64 mg protein almalıdır. 1.2 grama kilo başına 1.5 grama kadar çıkabilir. Sporcularda ise bu miktar günde 3 grama kadar, kilogram başına 3 grama kadar çıkabilir. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Kilo başına günlük 2 gram protein tozu anlamında böbreklerle ilgili en ufak bir risk artışı söz konusu değildir. Eğer ki bir böbrek hastalığı yoksa. Yani protein tozları İdeal miktarda tüketildiğinde böbrekleri yormaz. Ama protein tozları günlük 2 kilo başına 2 gram, 3 gram üzerine tüketilmemeli. Bunlar vücutta fazla üre ve ürik asit yüküne neden olabilir. Hani derler ya zengin hastalığı, gut hastalığı. Gut hastalığı aslında fazla protein, yani et protein alımına bağlı vücutta ürik asit oluşmasıdır. Ürik asit bir amino asit yıkım ürünüdür. Amino asitler yıkılırken ürik asit ortaya çıkar ve çok yüksek seviyelere ulaşırsa gidip eklemlerde birikebilir ve eklem iltihaplanmasına neden olabilir. Bu bir zengin hastalığı. Eskiden buna zengin hastalığı denmesi nedeni daha çok et tüketenlerde ortaya çıkması. Ama bunu son zamanlarda protein alımının yüksek olmasıyla daha çok ilişkilendiriyoruz. Dediğim gibi günlük 2 gram, kilo başta 2 gram protein tozu almakla kimsenin böbrekleri yorulmaz. Bunlardaki ikinci handikap şu. Sonuçta protein tozu aldığınız suya kattınız ya da süte kattınız, karıştırıp içtiniz. Bunun bir tadı yok. Yani kimse bunu güzel bir şekilde tüketmek istemiyor. Yani çok isteyerek tüketmiyor, tadı olmadığı için. Bunlar tatlandırılıyor. Tatlandırılınca da bunların içerisinde şeker alkolleri ekleniyor. Yani bu şeker alkolleri, sorbitol gibi alkoller bunları tatlandırıyor. Tatlandırınca da bu sefer vücutta bir şeker bağımlılığı meydana gelebiliyor. Yani protein tozu olarak alacaksanız problem yok. Ama bundan tatlandırılmışlarına işte çikolatalı, şu aromalı, işte vanilyalı derken içerisine şeker ekleniyor. Şeker olmadan tat olmaz. Tatlandırıcı olmadan tat olmaz. Siz gidip orada yüksek tat içeren ürünleri tüketirseniz bunlar vücutta bir şeker birikim neden olabilir. Yani yüksek miktarda protein tozu almanın asıl handikapı içerisindeki şekerdir. Ama şeker oranı düşüktür ya da yoktur ve günlük kilogram başta 2 gramı geçmiyordur ve yoğun spor yapan biridir. Bu protein tozu bir kişiye zarar vermez. Bunu ben söylemiyorum. Bunu literatür söylüyor. Bunu bilim söylüyor. Bilimsel çalışmalar bu şekilde. Yapılmış çalışmalar var çünkü. Hatta yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. 60 yaş üzerinde bile protein tozu alanlarda, bakın egzersiz yaparken protein tozu alanlarda kas gelişiminin daha iyi olduğu gözlenmiş. Bununla ilgili işte şuna buna neden oluyor diyenler var. Ama protein tozu egzersizle beraber alınırsa ve bu kişinin protein alımı zayıfsa ciddi bir şekilde fayda ediyor diyebilirim. Ben bunları savunmuyorum. Ben yoğun bir şekilde spor yapan bir insanım ve ben kendim hiç protein tozu kullanmadım. Bakın hiç kullanmadım. Neden? Öğünlerimi buna göre ayarlıyorum. Ama herkesin spordan önce, karbonhidrat spordan sonra protein tozu almak ya da protein almak, protein tozu değil de protein almak, et tüketmek, tutup hani bir öğün tüketme imkanı olmuyor. Spora gidiyor, iş çıkışı gidiyor, sonrasında beslenemeyebiliyor. Yani beslenme problemi olunca, vücuda protein girmeyince de yaptığı sporun faydası düşük olabiliyor. Burada yaptığı spordan fayda yükseltmek isteyenler, kas gelişimini güçlendirmek isteyenler protein tozundan faydalanabilir. Ama dediğim gibi protein tozları hiçbir zaman bir öğün yerine geçmez. Protein tozu yemek yerine geçmez. Yemeğini yiyecek. Ve ideali bu proteini yemeklerden alması. Ama günümüz toplumda şu çok zor. Diyelim ki sabah spora gidecek. Yani sabah 7'de spora gitti. 8.30'da çıktı. İşe gitmeden önce oturacak bir kahvaltı yapacak. Kahvaltıda bu protein ihtiyacını alacak. Sonra işe gidecek. Aynı proteini kahvaltıdan almaya çalışırsanız hem süre hem hacim artabiliyor. Yapılan çalışmalar bu protein tozlarının bu kahvaltılı, yoğun kahvaltılı öğünlerden daha ucuz olduğunu gösteriyor. İnsanlar bu yüzden bunu tercih ediyor. Evet. Burada bir dipnot düşmek istiyorum. En güzel protein kaynaklarından bir tanesi yumurta. Bir tane yumurtada 8 gram protein bulunur. İki yumurtada yaklaşık 15 gram protein bulunur. Yumurta proteini doğadaki en iyi protein kaynaklarından bir tanesidir. Ve 21 amino asidin hepsini kendi bünyesinde barındıran bir gıdadır. Yumurtanın önemi muazzam. Yani spordan sonra 2 yumurta, 3 yumurta tüketebiliyorsanız
kolay kolay protein tozuna ihtiyacınız olmaz. Ama yine de böyle bir imkanın bile yok. Protein tozu kullanabilirsiniz. Bir de olay sadece protein tozu değil. Bunların amino asitleri var. Dallı zincirli amino asitleri var. Buraya bir dipnot açmak istiyorum. Genel olarak protein tozları konusu konuşuluyor. Hocam ben yoğun bir şekilde protein almak istemiyorum. Ya da ben yani diğer şekilde bitkisel kaynaklardan da olsa protein alabiliyorum. En azından yani alabileceğimi minimum tutmak şartıyla bu ürünlerden kullanmak istersem ne kullanmam gerekir derseniz dallı zincirli amino asitler kullanmanız gerekir. Dallı zincirli amino asitlerin kaynağı aslında şu. Şimdi diyelim ki bir vegan. Vegan birisi yani hiçbir hayvansal protein almıyor. Bu kişilerin yani spor sonrası ciddi bir protein açığı olabiliyor. Çünkü hayvansal kaynakları kullanmıyor. Süt de bir hayvansal ürün sonuçta. Bu bireyler protein açığını tamamlamak için bitki bazlı proteinler tercih edebiliyorlar. Ben buna karşı değilim. Çünkü egzersizin karşılığını görmek zorunda. Bitki bazlı proteinler de onu videonun başında söylemedim. Onlar da daha çok soyadan elde ediliyor. Yani soyadan, tempeh gibi ürünlerden elde edilen bir protein bunlar. Yani bunlar da tercih edilebiliyor. Yani kişi vegan ve spor yapmak istiyor. Egzersiz yapmak istiyor, kaslarını kuvvetlendirmek istiyor. Ve protein alması gerekiyor. Ve protein alması gerekiyor. Yani bu insana, yani bu insanın proteini tutup bitkisel gıdalardan alabilmesi için yani çok fazla bitkisel ürün tüketmesi gerekiyor. Çok fazla. Çünkü hayvansal proteinler kadar zengin ürünler değil bitkisel proteinler. Şimdi geniş konjonktürde baktığınızda bir kuru fasulye ile bir etin ikisini 100 gram düşünün içerisindeki protein miktarı benzerdir. Ama et proteininin biyo yararlanımı kaslara geçişi çok daha iyidir. Çünkü kalitesi yüksektir. Evet. Ama bir kuru fasulyeyi bir bitkisel ürünü tahılı bizim işleyip proteinini alıp bunu yararlanımı haline getirmemiz çok daha zor. Çünkü hani sindirimi daha zor ve gaz problemi yapabiliyor. Yani ben burada vegan olsun ya da vegan olmasın, hep chill diyoruz biz onlara, her şeyi tüketen birisi olsun. Protein tozlarına karşı değilim. Ama protein tozları bir, öğün yerine geçmez. İkincisi, mutlaka tüketilmek zorunda değil. Spor yapanların yani böyle bir bağımlılık oluyor. Ya spor yapıyorum, ben bu proteini almalıyım. Değil, şart değil. Ama öğünlerinizi düzenleyemiyorsunuz. Ciddi bir şekilde protein açığı oluyor. Yaptığınız egzersizin karşılığını göremiyorsunuz. Orada protein tozları kullanılabilir. Ve illa kullanılacaksa da dallı zincirli amino asitler. Çünkü bunlar esansiyel ve biz vücudumuza bunları üretemiyoruz. İsterseniz şeker alın. İsterseniz yağ asidi alın. Bunlar vücutta proteine çevrilebiliyor. Bizim Krebs siklusumuz var. Krebs döngüsü dediğimiz bir mekanizma var vücutta. Oraya neyi sokarsanız sokun amino asit olarak çıkabiliyor. Yani vücutta biz amino asit üretebiliyoruz. Ama valin, lösin ve izoleusin gibi dallı zincirli amino asitleri biz vücudumuza üretemiyoruz. Yani biz doğaya, doğadaki proteinleri almadan protein üretemeyiz yeterince. Bunların dışarıdan alınması gerekebilir. Yani olay çok kompleks, çok fazla ürün var. Bir de yan ürünler var, yok işte steroidler, işte kas uyarıcılar, metabolizma artırıcılar. Çok geniş ürünler var. En azından protein tozu ile ilgili bunları söyleyebilirim. Yani seçici olmak önemli o zaman aldığımız ürünün kalitesi dediğiniz gibi işte dallı zincirli olması. Burada işte ben bu toz ne zaman kullanılmalı ve faydasını birazcık daha açarak sormak istiyorum. Yani aslında spordan sonraki yarım saat içerisinde alması gerekiyor. Çünkü o kas lifleri koptuğunda onların tekrar tamir edilmesi gerekiyor. O tamir edildiğinde vücuttan glikojenin, glikozu çekip tekrar amino asit üretiminde, protein üretiminde, protein dediğimiz miyofibril yani kas liflerinin üretiminde bunları kullanabiliyor. Ama yani bu dallı zincirli amino asitler özellikle olmazsa bunlar eksik kalıyor. Yeterince kas hücresi yenilenmez aslında. Kas hücreleri büyür. O kas liflerini yeniden oluşturması için dışarıdan protein alarak destekte bulunmak lazım. Ya bir de spor yapmadan sağlıklı bir şekilde yaşayamıyoruz. Ya olay aslında bir zorunluluk. Hani ben günlük yaşamda protein tozu neden biz bu konuyu konuşuyoruz? Çünkü insanlar spor yaparak sağlıklı kalmaya çalışıyorlar. Spor yapmanın en iyi formlarından bir tanesi de direnç egzersizleri. Aslında bu yüzden bu protein tozu konusunu konuşuyoruz. Yani direnç egzersizleri sağlıklı. Tamam, ben gideceğim ve direnç egzersizi yapacağım. Tamam, peki yani beslenmeme dikkat etmezsem bu direnç egzersizleriyle kas gelişimimi arttırabilir miyim? Hayır, beslenme olmazsa olmazımız. Her işin %80'i beslenme. O yüzden beslenmemiz eksik olan miktarı protein tozuyla tamamlayabiliriz. Ama bunlar bir öğün değildir.
bunlar bir beslenme yerine geçmez. Sadece spora ek bir takviye maddesidir. Peki hocam, kemik zayıflatma gibi bir durum söz konusu olur mu protein tozunun çok kullanılmasında? Bununla ilgili çalışmalar hakimim ve yapılmış çalışmaları okudum. Kesinlikle kemik erimesi riskini arttırmıyor. Tam tersine kas erimesi riskini azaltıyor ve kemik gelişimini güçlendiriyor. Neden bunu söylüyorum? Biz kemiklerde hep şunu biliriz. Kalsiyum, magnezyum. Aslında değil, bu kemik demek bir hücre demektir. Yani bir hücre yanıdır aslında. Yeterli protein alamazsak kemiklerimiz de güçlü olmaz. Bununla ilgili yapılmış çalışmaların hepsini inceledim. Eskiden böyle bir inanış varmış. Ama yaptığım araştırmalarda bununla ilgili en ufak bir yaptığına dair bir veriye ulaşamadım. Ve son güncel çalışmalar bu riski azalttığını gösteriyor. Her gün protein tozu içersem ne olur? Şimdi her gün direnç egzersizi yapılmaz. Arada biraz ara vermek lazım. İyi bir direnç egzersizi demek, iyi bir uyku demektir, iyi bir dinlenme demektir. Ben her gün gideceğim, her gün salonda 2 saat kalacağım, ağırlık kaldıracağım derseniz kas hasarına uğrarsınız. Kaslarınıza tamir olması için, bu kas liflerinin yeniden oluşması için zaman tanımak lazım. O yüzden her gün direnç egzersizi yapmanıza gerek olmadığı gibi her gün protein tozu almanıza gerek yoktur. Yani ben işte bugün biraz daha bitkisel beslendim olabilir. Her gün yoğun protein almak zorunda değilsiniz. Yani protein tozu her gün tüketilmesi gereken bir ürün değildir. Hele hele kaslarını yoğun bir şekilde kullanmayan bir insanın alması gereken bir ürün değildir. Peki hocam nasıl tüketilmeli? İşte böyle şey gibi mi, yemeklere katılabilir mi direkt yutamıyorsa? Siz bunu nasıl tavsiye ediyorsunuz? Yani burada farklı görüşler var. Her ürünün aslında bir tavsiye edilen tüketim şekli var. Yani bunlar kendi kaşıkları oluyor. O kaşıklarda ideali dediğim gibi mesela 30 gram olabilir. Yani yapılan spora göre 30 gramdan 2 ölçek mesela bir spor sonrası 60 gram protein yapar. Alınabilir ve bu da o spor sonrası yapılan o kasları yorulduğu için kopan kas liflerinin tamirinde çok ciddi bir şekilde yeterli olacaktır. Yani genellikle iki ölçek yeterli oluyor. Çünkü onların ölçekleri farklı farklı oluyor. Yani bir ölçek 30 gram kabul edersek diye söylüyorum bunu. Yani çok fazla almak çok fazla kas gelişimine neden olmuyor. Yeterli miktarda alınması yeterli. Yani illa çok yüksek miktarda alıp vücudu yormaya gerek yok. Neden vücut diyorum? Orada böbrek işin içine giriyor. Böbreklere rahatsızlık verir mi? Dediğim gibi günde kilogram başta 2 gram alınan protein tozlarının hatta bazı serilerde 3 grama kadar böbrekler üzerine en ufak bir risk olmadığı gösterilmiş. Bu da biraz eski inanış. İşte hani proteinlerin amonyak olarak vücuttan atılmasının ana organı böbrek olduğu için daha çok işte fazla et yersen, fazla böbrek yersen protein bunun içerisindeki proteinler böbreği yorabilir inancı var. Ama yapılan çalışmaları inceledim. Böbreği yorduğuna dair en ufak bir veri yok. Peki yaş sınırıyla ilgili ne dersiniz protein kullanımı ile ilgili protein tozu? 18 yaş altında kullanımı önerilmiyor. Bununla ilgili geniş bir yani görüş birliği var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 18 yaşından önce vücut gelişimi, kas gelişiminin önüne geçiyor. Yani vücut gelişimini tamamlamış bir birey protein tozu alabilir. Ama kas gelişimini henüz tamamlamamış, yoğun spor yapacağım, protein tozu alacağım, ben kaslarımı büyütmeye çalışacağım demesine gerek yok. Burada büyüme durabiliyor. Yani yoğun bir şekilde protein tüketmek özellikle 18 yaş altında çok önerilen bir durum değil. Burada daha çok beslenme değişikliğiyle, yani biraz daha protein ağırlıklı beslenme yola devam edilmesi gerekiyor. 18 yaş altında, 12-18 yaş grubunda kullanılması önerilmiyor. Peki hocam, her sporcu protein tozu kullanmalı mı? İşte koşu yapıyorum ya da fitness'a gidiyorum, pilates yapıyorum. Hani hepsi bir şekilde bir spor dalı oluyor. Burada nasıl olmalı durum sizce? Aslında kulvar çok geniş. Mesela diyelim ki bir sprinter diyoruz, 100 metre koşucusu. 100 metre koşucusunun kullandığı ana yakıt vücuttaki glukoz ve glikojendir. Yağ sidirin geçmez. Ama bir maraton koşucusu vücuttaki yağ asitlerini kullanır daha çok enerji kaynağı olarak. Ama günlük proteinli az miktarda da olsa alması bu kişiler için yeterli. Ama direnç egzersizi yapacaksa, o kas gelişimini artırmak istiyorsa, yoğun bir şekilde yüzecekse, yoğun bir şekilde koşacaksa ve hızlı koşacaksa burada proteinle destek almak gerekiyor. Yani yapılan spor kas gelişimini uyaracak bir sporsa o zaman bu tozların alması faydalı olabilir. Bakın bu videonun yani başından sonuna kadar hep cümlelerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum. Ben bunların kullanımını öneriyor değilim. Ben şimdiye kadar kendim hiç kullanmadım. Ama yani elimde bilimsel veriler var. Bilimsel veriler diyor ki bana bunların rutinde spor yapan bir bireyde kullanılması yan etki getirmez. Kas gelişimine yardımcı olur. Yani bir kişi beslenme değişikliğiyle gün içerisindeki öğünlerini ayarlayamıyorsa, spor sonrası, spora aç gidip aç çıkıyorsa ve spordan sonraki 2 saat içerisinde ciddi bir öğün tüketemiyorsa bu kişinin kasları
kas gelişimi iyi olmayacaktır. Ya bu da proteinin tozundan destek alınması gerekebilir. Ama en ideali yani bunu yemekler vasıtasıyla almak. Bunu da söylemek istiyorum. Yani benim sonuç olarak anladığım protein tozunu çok desteklemiyoruz. Yememize dikkat ediyoruz, spora dikkat ediyoruz ve yemekten alıyoruz protein. En sağlıklısı bu. Ama sonuçta metropolde yaşıyoruz. Yani insanlar spor yapmak istiyor. İş çıkışı yarım saat de olsa bir spora gidip biraz direnç egzersizi yapıp şeklini, formunu korumak, kas gelişimini iyi tutmak istiyor. Bir de büyük bir tehlike var, sarkopeni. Sarkopeni demek kasların küçülmesi ve erimesi demek. 35 yaşından sonra her sene kas kitlemizin %1'ini kaybediyoruz. Yani ben şu an 32 yaşındayım. 3 sene sonra eğer spor yapmazsam sürekli olarak kaslarım küçülecek. Kilom aynı bile olsa hani şey derler ya 35 yaşından sonra aynı kiloda kalıyorsanız yağlanıyorsunuz demektir. Kaslarınız küçülüyor, yağ dokusu artıyor demektir. Kas yağa dönüşmez, yağ kasa dönüşmez. Yani kas dokunuz küçülür, yağ dokunuz artar. Yağ dokunun artması vücutta pek çok hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Metabolik sendrom, insülin direnci, kalp damar hastalıkları, Alzheimer, karaciğer yağlanması. Ben bundan korunmak istiyorum. Bu sporumu yapmak istiyorum. Ve öğünlerimi toparlayamıyorum. Protein açısından eksiklik çekiyorum. Diyorsa bunu kullanabilir. Ama ben protein tozu kullanmadan spor yapamam. O spor faydalı olmaz değil. Bakın bunu söylüyorum. Kesinlikle böyle bir öneri yok. Ama bunlar öcü mü değil. Destek alınabilir. Burada belki de bir not düşmek lazım. Bir spor olayına girince, fitness, vücut gelişim olayına girince burada biraz daha olay farklı bir yola doğru gidiyor. Bu kas uyarıcılar var. Bunların içerisinde de en tehlikelisi anabolik steroidler. Yani kas yapımını uyaran steroidler. Biz bunları önermiyoruz. Kalp üzerine çok ciddi yan etkileri var. Yani bir protein tozu değil bunlar. Ama spor salonunda gittiğinizde o iri iri kasları olan erkeklerin büyük bir kısmı 10'da 3, 10'da 4 gibi bir oran var. Aslında steroid kullanıyor. Biz bunu önermiyoruz. Steroidler ciddi bir şekilde testosteronu azaltıyor, kısırlık riskini arttırıyor ve kalp damar hastalığı riskini arttırıyor. Yani bunları tüketmemek lazım. Ve bunların enjeksiyonları da var. Yani bunlar hani spora girdim, en iyisini yapacağım derken yanlış yollara girmemek lazım. Hani biraz daha kontrole gitmek lazım. Genel olarak söyledim. Hani bunlar, ürünler bu şekilde tüketilebilir. Ama kas gelişimi uyaracak her yol sağlıklı yol değildir. Bence bu videoyu izledikten sonra protein tozu kullanacaklar iki kez daha düşünecek. İki kez düşünsünler ama tamamen de böyle ya işte kullanırsam ölürüm gibi fikre kapılmalarına da gerek yok. Yani ölmek değil ama yani yemekle desteklemek daha sağlıklı diyelim. Kesinlikle o zaman. Daha sağlıklı ama dediğim gibi yani İstanbul'da hani sabah yoğun, akşam yoğun en azından spor yapmak istiyor, destek alabilir. Teşekkür ederim Erdiz. Ben teşekkür ederim. Hocam bu kısımda takipçilerimizin merak ettiklerini soruyorum. İlk sorum soğuk duş almak sağlıklı mı? Soğuk duş eğer ki kalp hastası değilse ve soğuk duş alışkanlığı varsa çok faydalı. Bu neden söylüyorum? Bir anda hiç soğuk duş alışkanlığı olmayan biri direkt soğuk duşun altına girerse hasta olabilir. Ama yavaş yavaş suyun sıcaklığını düşürerek soğuk duşa alışkanlık haline getirirsek vücut için çok faydalı. Tansiyon nabız düşürücü etkisi var. Ciddi bir şekilde panik bozukluğu riskini azaltabiliyor, anksiyeteyi azaltıyor, stres yönetimini kolaylaştırıyor. Yani soğuk duş çok faydalı diyebilirim. Telefonla aynı odada uyumak ve ekran ışığı zararlı mı? Burada en büyük problem şu, ekran ışığı bizim uyku düzenimizi alt üst ediyor. Yani olabildiğince gece yatmadan önce telefondan korumamız gerekiyor. Hatta mümkünse uçak modunu alıp ayrı bir odaya koymamız gerekiyor. O telefon bize yaklaştıkça açılma ihtimali artıyor. Kuracak alarm yok, illa telefondan faydalanacağım diyorsa alarm kurabilir. Ama uykudan önceki 45 dakika telefona bakılmasını istemiyoruz. Son olarak cips yemeyi çok seviyorum. Yerine ne önerirsiniz? Yani bunu evde mesela fırında patates yaparak, yani haşlamış patatesi ince dilimler haline getirip fırında cips haline getirilebilir. Ama illa tutup cips şeklinde tüketmeye gerek yok. Patates kızartması da yine bir cipstir. Bu da yine bizim için zararlıdır. Bunun yerine kuru yemiş tercih edilebilir. Protein tozları hiçbir zaman bir öğün yerine geçmez. Protein tozu kullandım, spor yapmadım. Hiçbir faydası olmaz. Her şeyin fazlası vücutta yağ dönüşür. Protein tozuyla beslenirseniz sadece protein alırsınız.